bir ayette net olarak var. Net. Zaten letafet, zarafet ikinci cümleyi de okuyacağım. Orada da onun cevabı var zaten. Bu anlaşılmıyor. Mesela feminist kardeşlerimizin yanlışı da burada yatıyor. Hakkını koruyacaksın. Kendini erkeğe ezdirmeyeceksin. Elbette ki ezdirmeyeceksin. Ama kendini erkeğe ezdirmemek, erkeğe saldırmak demek değildir. O sorunun bittiği yerdir işte. Yani boşanmanın başladığı yerdir. Çözüm değildir. Sorundan sorun çıkarma aşamasıdır. Tecrübelerle bunu söylüyorum. Emin olun. Ve şimdi söyleyeceğim ayeti okurken yemin ederek söylüyorum imanım arttı benim. Nisa suresinde malumunuz kadın nüşuz yaparsa erkek şunları 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 yapsın diye beş aşamalı bir öneri var malumunuz. Birkaç ayet sonra kadın nüşuz yaparsa bu yapılsın. Birkaç ayet sonra da erkek nüşuz yaparsa kadın ne yapacak o da var. Biz bunun üzerine çok durmuyoruz değil mi? İkisinde de nüşuz ifadesi geçiyor. Baş kaldırmaksa ikisi de baş kaldırdığında ne yapacak karşı taraf? Şımarmaksa ikisi yaptığında ne yapacak? Haddini aşmaksa ikisi haddini aştığında karşı taraf ne yapacak? Evet beş öneri var. Erkek şunu yapsın diyor, şunu yapsın, şunu yapsın, şunu yapsın. Tamam. Peki erkek yaparsa kadın ne yapacak? Bilen var mı? Evet yapmışlar demek. Bak, bakın, bakın Kur'an'ı bilen Müslümanlar olarak Allah bizim ailevi problemlerimize çözüm öğretecek sureler göndermiş. Çoğumuz bilmiyoruz, değil mi? Ne kadar acı aslında. Diyor ki orada: Es sulhu hayır. Sulh barış asayişi korumak sizin için daha hayırlıdır. Yani kavga etmemek. Kavga etmeyin. Evet. Erkeğe karşı erkek. Bakın fiziksel şiddetten bahsetmiyorum. Zaten Orada yapayım. sıfır tolerans. Yani kadına diyor ki senin silahın şefkattir. Az sonra gelecek. Kadının diğer güzel tarafı nedir? Şefkatidir. Sen fıtraten yaratılış olarak zayıf yaratılmışsın. Kaba kuvvete başvurma. Kaba kuvveti kullanmak istersen yenilirsin sen. Çünkü karşındaki adam diken. Sen gülün yaprağı kadar zarifsin. Kabalaşma. Horuzlanma. Efelenme. Adamı gerersin, zarar görürsün ondan. Ne yap? Asayişi korumaya çalış. Tansiyonu düşür. Ortamı yumuşatmaya çalış. Kadınlık zarafetini, letafetini, nezaketini kullan diyor. Çünkü senin silahın bu. Sen bununla erkeği alt edebilirsin. Ama hocam bana kaba kuvvet gösteriyor, bana şiddet gösteriyor. Ha orada iş biter zaten. Kaba kuvvetin olduğu yerde din sana bu hakkı veriyor. Mevcut medeni hukuk da, İslam medeni hukuku da sana hakları veriyor zaten. İlgili makama gidersin, şikayet edersin. Bu kadar. Çok netim burada yani. Yani diken kalktı, ben gülün yaprağını delik deşik edeceğim demeye başladı mı? Bu olmaz. Bu fıtratı bozar. Bırakın fıtratı dövmeden, Üstad tahakkümü burada lanet diyor. Tahakkümü. Tahakküm. Yani hemen vurgulayalım. Kadın erkeğe hükmetmeye başladı. Bakın. Fakat ma teessüf. Biçare mübarek taife-i nisaiye. Zalim erkeklerin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için başka bir tarzda zafiyetten ve acizden gelen başka bir nevi de riyakarlığa giriyorlar. Muazzam bir tespit. Hükmetmenin baskının olduğu bir evde kadın riyakar oluyor. Kadın iki yüzlü oluyor. Yavaş yavaş yalanlar duymaya başlarsınız. Çünkü kadının fıtratını bastırıyorsun orada. Yani ben erkeğim, kadını Evet sorumluyum, aile reisiyim. Burada hiçbir problem yok. Ama bunu baskıya dönüştürdüğünüzde, korkutmaya dönüştürdüğünüzde bu defa karşınızdaki kişi riyakar olur. Yani münafıklaşmaya başlar. Yaranızda başka görünür, başka yerde başka görünmeye başlar. Fıtratını bozar. Üstadın tespiti olduğu için söylüyorum. Dayak da olabilir. Her haline kayıt getiriyor. Yani benim karşılaştığım. Biz bazı şeyler o kadar yanlış anlıyoruz ki. Yani şöyle bir şey yok arkadaşlar. Kadın erkeğin ağzından çıkan her cümleye itaat edecek diye anlamayalım ne olur. O bana evet doğru kadın itaat etsin güzeldir. Ama sen de Allah'a itaat etmekte mükellefsin. Allah'ın hoşuna gitmeyecek. Dinin sana emrettiği hiçbir şey sen emredemezsin. Şimdi biz bazen karıştırıyoruz. Bazen kadın bana itaat edecek diyoruz kendimiz Allah'a itaat etmiyoruz. Bakın bizzat karşılaştıklarımı da söyleyeyim. Adam 5 vakit namaz yok. Dinle imanla alakası yok adamın. Oradan geçmiş değil. Cuma'dan cumaya gidiyor veya gitmiyor. Aynı adam bana diyor ki hocam hadisi şerifte peygamberimiz diyor ki eğer kadın secde etmiş olsaydı Allah'tan sonra erkeğe secde edecekti. Mübarek sen Allah'a secde etmiyorsun ama. İşte bunu, bu dini istismardır. İstirham ediyorum. Bu dini istismardır. Dini bir tahakküm aracı olarak kullanmaktır. Bu doğru değildir. Ve onu yaparken tahakküme gerek yok. Şefkat de söylenir o. Merhamet de söylenir o. Ne gibi? Peygamberimizin ümmetini düzelttiği gibi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmetini nasıl düzelttiyse biz de eşimizi, çocuklarımızı o şekilde düzelteceğiz. Nasıl? Önce örnek olarak. Önce nasıl itaat edilir göstererek değil mi? Namazı önce temsil ederek, Din önce temsildir, sonra tebliğdir. Yapacağız. Sonra da şefkatle, merhametle, sevgiyle zaten onu ortaya koyduğumuzda karşı taraf da onu yapacaktır.